Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha henüz yeni tanıtılan iPhone 8'lerde ve 8 Plus'larda beğenmediğimiz 6 şeye bakacağız. 1. iPhone 8 neredeyse iPhone 7'nin aynısı. Telefonlara şöyle bir tepeden baktığınız zaman siz de görebileceksiniz ki gerek önü, gerek arkası, gerek home buton yapısı vesaire vesaire neredeyse iPhone 7'nin aynısı. Yani bir yıl boyunca hepimiz bekledik. Peki sonuçta ne gördük biliyor musunuz? iPhone 7'nin camlısı. Peki o zaman Apple ne yapmalıydı da bizi mutlu ederdi? Hemen onu söyleyeyim, zaten ikinci maddemiz de o. Bu lansman olsa olsa iPhone 7S ve 7S Plus lansmanıydı. Şimdi arkadaşlar bize soracak olursanız bu cihazlar iPhone 8 ismini hak etmiyorlar. Yani en azından özellikleri bana göre bu durumu karşılamıyor. Buna ne diyebiliriz? Bir ara model diyebiliriz. Belirli olan tasarımın üzerinde kamera ıvır zıvır yerlerini iyileştirmeler gelmiş. O zaman 7S diye tanıt, beni de mutlu et. Herkes mutlu olsun, bir sıkıntı kalmasın. Ha şimdi içinizden şey diyenler çıkabilir. Ulan adamlar iPhone 10 tanıttılar, kocaman bilmem ne falan filan. Tamam abicim, ben bir şey demiyorum zaten ama bu lansmanı biz iPhone 8, 8 Plus ve iPhone 10 lansmanı diye izledik. Karşımıza 7S çıktı. Yalansa yalan değil. Üçüncü maddemizde arkadaşlar tam bir gönül yarası. Bana soracak olursanız iPhone 8'de de çift kamera olmalıydı. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Bu çift kamera meselesinde Apple'ın rakipleri aldı başını yürüdü. Yani rakiplerin durumu bu olunca Apple'da aralarında 100-200 dolar olan modellerin birine çift kamera koyup ötekine koymayınca şöyle bir imaj çiziyor. Biz 3'ün 5'in peşindeyiz. Ya kardeşim koysana hepsine sen çift kamerayı, artık devir onun devri, sen ne yapıyorsun yani? Ha şey diyebilirsiniz, kamerası çok iyi falan filan. Ya zaten biz kamerasına kötü demiyoruz ama iPhone 8'de derinlik efekti veremiyorsun. Orada çift kamera olsa verebileceksin. E adam koysun sen de ver. Dördüncü maddemiz yine kamera ile ilgili. Ön kameranın açısı çok dar. Şimdi arkadaşlar LG gibi, Samsung gibi Apple'ın rakiplerine baktığımızda gerek kadrajın aldığı açı, gerekse telefon kamerasıyla yapabileceğiniz farklı farklı özellikler biraz daha Apple'ın üstüne basmış durumda. E peki Apple gibi bir firmadan ne bekliyorsunuz? Ya kardeşim şu ön kameraya bir 10 derece daha açı versen o kadar güzel olacak ya, ama bir veremedin gitti yani. Beşinci maddemiz Şok, ekran gövde oranı. Arkadaşlar iPhone 8'de ekran gövde oranı %63'lerdi. 8 Plus'ta da yine aynı oranlarda. E sene olmuş 2017, oturduk lansmanı izliyoruz. Bir çıkarıyorsun bana ekran gövde oranı %65. Ya yemin ederim ben izlerken utandım ya. Bir rakiplerinize bakın, el alem %80'leri aldı geçti. Ha şimdi şey diyebilirsiniz, kardeşim iPhone 10'da adamlar %83 ekran gövde oranı yapmış. Valla o beni ilgilendirmiyor çünkü iPhone 10 bana soracak olursanız özel bir üründü. Eğer 10'da yapabiliyorsan bu seneki iPhone 8'lere de o oranı bence koyman gerekiyordu. Şimdi şöyle bir bakıyoruz, her şey aynı. 6. Kablosuz şarj meselesi ve Apple'ın lansmanlarında asla değinmediği batarya. Neden değinmiyor? Valla ben de iPhone kullanıyorum arkadaşlar. Şarjı biraz çabuk bitiyor. Bu gerçeği bir kabul edin. Apple da sağ olsun lansmanlarda bize şunu demiyor. Bataryada şöyle iyileştirme yaptım, şu kadarlık işte ömür veriyorum falan filan demiyor. Onun yerine diyor ki işte artık daha hızlı şarj edeceksin. Yani bu şu demek. Ben bataryaları iyileştirmedim ama sen daha hızlı şarj edebilirsin, kafana takma. Ha bir de kablosuz şarj meselesi var. O iş benim kafamı çok karıştırıyor. Bana soracak olursanız kablosuz şarj şudur. Ben telefonu elime alırım, salonun içinde gezerim. Aynı zamanda telefonum şarj olur. Aha bunun adı kablosuz şarjdır kardeşim. Alıp da telefonu masanın üstüne koyunca bana soracak olursanız kablosuz şarj olmuyor. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, Apple'ın yapmış olduğu iPhone 8, 8 Plus ve iPhone 10 lansmanına tam bir fiyasko diyemeyiz. Çünkü onun özellikleri çok iyi ve telefon bizi cezbediyor. Ama aynı şeyi maalesef 8 ve 8 Plus için söyleyemiyoruz. Ha ne olsa söyleyebilirdik, içerikte de söylediğim gibi 7S veya 7S Plus lansmanı olsaydı gerçekten hiçbir sıkıntı yoktu. Durum bu olunca Apple hakkında esas parayı iOS işletim sistemine ödüyoruz algısı daha fazla oturuyor. E orası da doğru. iOS diğer işletim sistemlerine göre daha stabil bir işletim sistemi ama sen telefon lansmanı yapıyorsun. Ya iş biraz karışık, çok da uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi elçiye zeval olmaz. Biz elçiyiz fakat Apple'a buradan sesleniyorum. Eğer önümüzdeki sene yapacağın lansmanda gerçekten tanıtacağım modellerde ciddi bir değişim yoluna gitmezsen yakında adın çöp fona çıkar, Webtekno demişti dersin. E gari artık video içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar hemen şuraya bir anket hazırladım. Hani bu modellerin hangisini en çok beğendiğiniz gibisinden bir soru sordum size. Bir de arkadaşlar yorum bölümünde şunu merak ediyorum. Bana katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız neden? E artık videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki tarafta durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.